Sevgili arkadaşlar, deneme sınavı sonucunda fizik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Benim elimdeki kitapçık A kitapçığı, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kurs Merkezi'nin hazırlamış olduğu, evet, yeni sisteme göre hazırlanan alan bölümü fizik sorularını çözüyoruz ve bakalım kaçıncı soruya geldik. Evet, alan bölümündeyiz. 9. fizik sorusundayız. Kitapçığım A kitapçı. Öğrencilerimiz elindeki A kitapçığından soruyu takip edebilirler. Tabii ki misafir öğrencilerimiz de buradan soruya bakarak ne yapabilirler? Bizden yararlanabilirler. Kısaca ben soruyu size zaten aktarıyorum. Sevgili arkadaşlar, bir dinamik sorusu, güzel bir soru. Eski yıllarda gelen soru tiplerinden biri. Soruyu kısaca hatırlayalım. Kütleleri biri 2 kilogram, biri 4 kilogram olan, gördüğünüz gibi X ve Y cisimleri üst üste koyulmuştur diyor. Demek ki X 2 kilogram, Y 4 kilogram üst üste yerleştirilmiş ve bakın dikkat, 18 Newton'luk kuvvet sadece X'e uygulanıyor. 18 Newton'luk kuvvet X'e uygulanmaktadır diyor. Burada sadece şu aralıkta sürtünme varmış. X ile Y arasında sürtünme olduğuna göre değerli arkadaşlar altını çizin. Tekrar ediyorum. Demek ki sürtünme var mı? Var. Sürtünme kimle kimin arasında? X ve Y'nin arasında. Biliyorsunuz kuvvet böyle çekildiğine göre sürtünme kuvveti ne tarafı olacak? Ters tarafı olacak. F'si. Bakalım vermiş mi bunu? Evet, sürtünme kuvvetini de 8 Newton vermiş. Kurtardık. Sürtünme var mı? Var. Böyle ters yönde değeri de kaçmış. 8 Newton'muş. Altta sürtünme yok. Buna göre X ve Y cisimlerinin ivmelerini soruyor sevgili arkadaşlar. AX cisminin ivmesini ve AY cisminin ivmesini ne yapıyor? Soruyor. Evet, güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Çözdüğümüz soru tipleridir. Yine dinamiğin ikinci kanunu. Yine biliyorsunuz F eşittir M çarpı A'dan çözüyorduk. Şurası net olmalı. Şurası toplam olmalı. Ve buradan ivmeyi buluyorsak F net bölü M toplam şeklinde yazarak ivmeyi burada ne yapıyorduk? Bulmuş oluyorduk. Şimdi burada ayrı ayrı ivmeleri ne yapıyorlar? Soruyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi yani önce X kütlesini düşünecek olursanız sevgili arkadaşlar bakın şuraya alıyorum. X kütlesini düşünelim. Gördüğünüz gibi X kütlesi. Şuradan kaç Newton'luk kuvvet uygulanıyor? 18 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Peki sürtünme var mıymış? Evet varmış. Sürtünme de harekete engel oluyor muydu? Hatırlayın. Evet, engel oluyordu. Harekete ters. Sürtünmeyi de ne yapıyorduk? 8 Newton ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Peki X'in kütlesi kaç kilogram? 2 kilogram. Uygulanan kuvvet sevgili arkadaşlar 18. Sürtünme kuvveti 8. Kütlemiz 2 kilogram. Neyi soruyor? A'nın ivmesi. Bir cismin ivmesi F net bölü M toplamdan yapılmıyor muydu? Burası net, burası toplam. Kimi buluyoruz? X'i. Sevgili arkadaşlar, net kuvvet dediğimiz buradan 18 çekmiyorlar mı? Buradan 8 dur gitme demiyor mu? Net kuvvet yerine 18 eksi 8 yazmıyor muyuz? Bölü kütlemiz sadece 2 kilogram mıdır? Ve cevabımız yani birincinin ivmesinin cevabı 18'den 8'i çıkıyorduk 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare. Arkadaşlar yani şurada gördüğünüz AX'in ivmesi 5 metre bölü saniye kare olarak ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Gelelim Y cismine sevgili arkadaşlar. Y cismine. Burayı siliyorum artık. Zaten kayıtta da var biliyorsunuz. Bu nedenle yani geriye alıp da
aynı zamanda izleyebilirsin. Şimdi gelelim Y cismine. Y cismini çiziyorum. Şöyle. Şöyle verilmiş. Kaç kilogram? 4 kilogram. Burada sürtünme var mı? Hayır, yok. Peki buna uygulanan gözde görünen bir kuvvet var mı sevgili arkadaşlar? Bu değil bak. Bu kuvvet kime uygulanıyor da? X'e. Bunun işi bitti. Şimdi size soruyorum. Gördüğünüz gibi işte Y kütlesi. Kendisi kaç kilogram? Gördüğünüz gibi kendisi 4 kilogram. Dışarıdan buradan uygulanan bir kuvvet var mı? Yok. Ama sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir sürtünme olduğu için ne olacaktır? Buna etki eden kuvvet sürtünme kuvveti olacaktır. Yani biz bunu buradan çekiyoruz ya sevgili arkadaşlar. Bu kuvveti buna uyguluyoruz ya, bunun tırtıklı tırtıklı olduğunu düşünün. Bu buraya takılıp bunu böyle çekmeyecek mi? O zaman sevgili arkadaşlar, bu cismi hareket ettiren kuvvet 18 değildir. Aman dikkat. 18 yukarıdakine uygulanıyor. O zaman Y'ye uygulanan, Y'ye hareket veren kuvvet sürtünmeden dolayı takılıyor ya buraya, hani sürtünmedir buraya takılıyor, bunu hareket ettiriyor. Yani biz F eşittir MA yazacağız. Kimin için yazıyoruz? Y için yazıyoruz. Buradaki gözle görünen kuvvet yok ama bu cismi harekete geçiren sürtünme kuvveti olduğu için buraya 8 yazıyoruz. Buradan da kütlemize de 4 yazıyoruz. İvmemiz de ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi ivmemiz de 8 bölü 4'ten 2 metre bölü saniye kare olarak ne yapılıyor? Bulunmuş oluyor. Öyleyse şunun ivmesi de gördüğünüz gibi A'ya dersek değerli arkadaşlar 2 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Sorumuz neydi? AX. Öyleyse A'nın ivmesine 5, Y'nin ivmesine 2 diyeceğiz. Ve A kitapçığındaki şıklara baktığımız zaman değerli arkadaşlar bendeki cevap D seçeneği. D seçeneğinde X'in ivmesinin 5, Y'nin ivmesinin 2 olduğu verilmiş. Öyleyse cevabımız D seçeneğidir. Güzel bir soru sorulmuş.